Ve sevgili izleyiciler, şimdi çok önemli bir noktaya gideceğiz. E-ticaretin Davos'u İstanbul'da bugün başladı. Arkadaşımız ve aynı zamanda programımızın editörü Merve Sibelsi ile Dünya E-Ticaret Forumu'ndaki gelişmeleri bizlere aktaracak. Yanında da çok değerli bir konu olacak. BoardEF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Nart. Merve merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Çok önemli başlıklar konuşuldu. Hayatımızın da artık birebir içinde e-ticaret. Değerli konu, bir konuğun da var. Ben sözü hemen size bırakıyorum. Teşekkür ederiz Yaprak Arka Yıldız. E-ticaretin Davos'u İstanbul'da bugün başladı. Yanımda BoardEF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Nart bulunuyor. Ömer Bey, forum nasıl başladı? Beklentileriniz neler, bahsedersiniz? World E-Commerce Forum'un 8.sini yapıyoruz. Tabii daha önceden beri gelen ciddi anlamda deneyimimiz oldu ve aslında bugüne kadar ki en iyi forum diyebilirim. Çok çeşitli katılımcılarımız var. Finlandiya Büyükelçisi, İngiltere Ticaret Bakanlığı, İsviçre, sonra Hollanda, Almanya, çok ciddi anlamda katılım var. İlk defa World E-Commerce Forum'da kamu özel sektör bir araya gelip aslında bu işin daha iyi seviyeye nasıl taşınması gerektiğini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Aslında hedefimiz tam anlamıyla uluslararası bakanlar, başbakanlar daha fazla ağırlayarak bu işi tam anlamıyla e-ticaretin Davos haline getirmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz bu yönde ve bu hedef aslında yakınız bugünkü misafirlerimiz arasında Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker var. Sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw var. Dolayısıyla bu isimleri daha da fazla artırıp dünyada e-ticaretin gittiği yönü, dünyanın dijitalleşmesini artık devletler kendi aralarında da konuşup bir takım bu gümrük kısıtlamaları, bu uluslararası e-ticaretin daha iyi bir noktaya gelmesi için bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. Biz kamuya rağmen e-ticaretin değil, kamuyla beraber e-ticaretin büyümesini ve önünün açılmasını bekliyoruz. Bunun gerçekleştirmek için de bu World E-Commerce Forum ciddi anlamda uluslararası bir tartışma ve müzakere platformuna doğru evriliyor. Peki e-ticaretin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Pandemi de çok fazla yükseldi. Bu yükseliş ne kadar sürecek? Önümüzdeki günlerde e-ticaret sektörü neler bekliyor? Aslında pandemi e-ticaretin miladı oldu diyebiliriz. Bu noktada 5 senede gelinebilecek yolu aslında 6 ayda 1 yılda aldık. Dolayısıyla insanların beklemediği bir durum söz konusu oldu. Burada özellikle baby boomer dediğimiz 60 yaş ve üzeri tüketiciler ciddi anlamda e-ticaretten bir şeyler almaya başladılar ve hatta iş o noktaya kadar geldi ki bir ekmeği, bir suyu bile artık e-ticaretle sipariş ediyoruz. Dolayısıyla bu beraberinde çok fazla şirketin e-ticaret yapmaya başlamasına sebep oldu. Biraz bunu rakamsallaştırırsak eğer 2019'da e-ticaret, Türkiye'de e-ticaret yapan şirket adedi 67 binken bu rakam geçen sene, yani 2020'de 257 bin oldu. Bu senede 350 bin olması bekleniyor. Bu beraberinde bir istihdam sorunu oluşturdu. Aslında burada bir fırsat da var diyebiliriz. Yani 1 milyonluk bir istihdam açığı var. E-ticaretle ilgili bu kariyer planlama yapmak isteyenler şunun farkında olmaları gerekiyor. E-ticaretteki maaş aralıkları
geleneksel sektöre göre böyle 1,5-2 kat daha yüksek. Dolayısıyla bu alanda kariyer yapmayı hedefleyenler için de çok büyük bir fırsat var. Diğer taraftan girişimciler için de çok büyük bir fırsat var. Dünya e-ticaret pazarı 4.3 trilyon dolar. Dünyada bütün perakendenin toplamı 25 küsür trilyon dolar. Baktığın zaman burada yaklaşık %20-25'lik bir oran söz konusu. 4.3 trilyon doların da 1 küsür trilyon doları sınır ötesi e-ticaretten geliyor. Ama Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret yani e-ihracattan aldığı pay totalde şu anda 1,5 milyar dolar civarında. Dolayısıyla aslında dünyanın geldiği noktayı düşündüğümüzde biz dünyada sınır ötesi e-ticaretten sadece %1,5'luk bir pay alıyoruz. Dolayısıyla burada bu payı daha da artırmak için aslında önümüze çok büyük bir yol var, fırsatlar var. Girişimciler için çok büyük fırsat var. Türkiye'de e-ticaret sepet ortalaması 120 lira ama dönün İngiltere'ye 90 pound. Yani aslında aynı eforu sarf ederek İngiltere'ye e-ihracat yaptığınız senaryoda 8-9 kat daha fazla gelir elde etme imkanınız var. Girişimciler de bunun farkında olduğu için bu alana ciddi anlamda bir yöneliş var şu anda. O zaman şöyle diyelim ve stüdyoya bırakalım sözü. E-ticaret aslında fırsatlar sektörü. Öyle değil mi? Aynen öyle. Doğru. Peki. Forumdan anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Yaprak Irkayıldı. Sözü size bırakıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Merve, biz de sana sevgili izleyiciler, editörümüz Merve Sibel Sili. Önemli bir organizasyonda artık hayatımızın bir parçası.